yıllık yağış miktarının 200 milimetrenin altında olduğu yerlerde kuraklığa dayanıklı bitkiler yetişmektedir. Bu bitkiler genellikle kısa boylu, dikenli ve bünyelerinde su tutma özelliğine sahiptir. Yukarıda sözü edilen bitkilerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde görülmesi beklenmez. Kurak iklim bitkileri Arap Yarımadası'nda, Orta Avustralya'da, Büyük Sahra'da ve Orta Asya'daki çöllerde görülür. Fakat Amazon havzasında yağış miktarının fazla olmasından dolayı bu tür bitkiler Amazon havzasında görülmez. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanılması durumunda ekosistem daha çok zarar görür? Güneş enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi ve rüzgar enerjisi temiz enerji kaynaklarıdır. Çevreyi fazla kirletmezler. Fakat kömürün kullanılması durumunda çok fazla hava kirliliği meydana gelir ve çevre üzerinde çok büyük etkileri vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Ekstrem bir deprem sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir? Büyük bir deprem sonucunda kıyı çizgisi değişebilir, akarsu yatakları değişebilir ve bunun sonucunda tsunamiler oluşabilir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Küresel ısınma değişimlerinden hangilerine neden olabilir? Küresel ısınma sonucunda sıcaklıklarda ekstrem değerlerin yaşanma sıklığı artar, Karadeniz buzullarında azalma meydana gelir, erime sonucunda deniz seviyesinde yükselmeler meydana gelir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Türkiye'de yukarıdaki sanayi dallarından hangileri daha yaygındır? Türkiye'de elektronik sanayisi ve kimya sanayisi belli merkezlerde gelişme gösteren sanayi kollarıdır. Fakat tekstil ve gıda sanayinin pek çok elimize gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız bu nedenle 1 ve 4 yani B seçeneği doğrudur. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal çevrenin beşeri faaliyetler üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir. Osman Gazi Köprüsü'nün yapılması, Manş Tüle'nin yapılması bunlar insanın doğal çevre üzerindeki etkileridir. Fakat kutuplara yakın yerlerde insanların iglo tipi evler kullanması ve engebeli arazilerde insanların dağınık şekilde yerleşiyor olması doğal çevrenin beşeri faaliyetler üzerindeki etkisini gösterir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yaz kuraklığı bir bölgedeki iklimin özelliklerinden biri ise bu bölgede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi zordur? Ülkemizde arpa, nohut, zeytin ve kayısı gibi ürünler yazların kurak geçtiği yörelerde yetiştirilebilmektedir. Fakat çay için her mevsim yağışlı bir ortam gereklidir. Bundan dolayı yazların kurak geçtiği yerlerde çay yetiştirilemez. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme, göç ve şehirleşmenin toplumsal etkilerinden biri değildir? Kadının çalışma hayatına dahil olması, yaş yapısının değişmesi, insanların yaşam biçiminin değişmesi, farklı kültürlerin bir arada bulunması sanayileşme, göç ve şehirleşmenin toplumsal etkileridir. Fakat orman alanlarının yerleşim açılması Sanayileşme, göç ve şehirleşme olgusunun çevresel etkisidir diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağıdaki politikalardan hangisini uygulaması doğru değildir? Doğum başına ücret ödenmesi, çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirilmesi, çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılması Kreşlerin nitelik ve niceliğinin artırılması gibi hususlar doğum oranlarını teşvik etmek için yapılabilecek faaliyetlerdir. Fakat tek çocuk politikasının uygulanması nüfus artış hızını yükseltmek isteyen değil, azaltmak isteyen ülkelerin uygulayabileceği bir politikadır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ankara'nın kurulup gelişmesinde en önemli fonksiyon idari fonksiyondur yani başkent olmasıdır. Marsilya'da liman fonksiyonu, Essen'de maden fonksiyonu, Kudüs'te de dini fonksiyon şehrin gelişmesinde çok fazla etkili olmuştur. Fakat Çin'in başkenti Pekin'in gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon idari fonksiyondur. Turizm verilmiş. Bu nedenle yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre burada yaygın olarak yetiştirilen hayvancılık türüyle birlikte verilmiştir? Ardahan yöresinde ipek böcekçiliği yaygın değildir. Rize'de koyun yetiştiriciliği, Karaman'da sığır yetiştiriciliği, Mersin'de tiftik keçisi yetiştiriciliği yaygın değildir. Fakat Muğla ilimizde arıcılık çok yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların tüketim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? Çin ve Hindistan'da pirinç tüketiminin fazla olmasında iklim özelliklerinin etkili olduğundan bahsedilmiştir. Bu doğal bir faktördür. Güney kıyılarımızda ekonomik değeri yüksek olan tarımsal ürünlerin üretilmesi sebebiyle tarım ürünleri üretimi alanlarının dar olduğundan bahsedilmiş. Burada ekonomik nedenlerle yapılmıştır. Beşeri bir unsur söz konusudur. Üçte ise yükseltinin fazla olduğu Kuzey Doğu Anadolu'da hayvancılık yaygındır. Bundan dolayı hayvansal ürünlerin tüketimi fazladır denilmiş. Burada yükseltinin fazla olması etkili olmuştur. Bundan dolayı burada da doğal unsurlar etkilidir diyebiliriz. Doğru cevabımız 1 ve 3. D seçeneği doğrudur. Yukarıda verilen yapılardan hangileri Türk kültürüne aittir? Sümele Manastırı ve Truva Antik Kenti Türkiye'de bulunmasına rağmen Türk kültürüne ait unsurlar değildir. Mostar Köprüsü Bosna Hersek'te bulunmasına rağmen Türk kültürüne aittir. İshak Paşa Sarayı ise Ağrı ilimi sınırları içerisinde yer alan ve Türk kültürüne, Osmanlı kültürüne ait bir eserdir. Doğru cevabımız 2 ve 3. C seçeneği doğrudur.